damlar gülüm. Baksam hazırım, tutsam uçarım, öpsem ölürüm, ölürüm. Yokluğumdan gayrı bana nesin ölüm, yokluğumdan gayrı bana nesin ölüm. Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür gülüm, sana gelmediğim gün öldüğüm gündür gülüm, öldüğüm gündür gülüm. Ya da yaşamayı. Kim köpeğisiniz lan siz? Bana bak Hasan abi. Akıllı olasan. Mesursuz bağa girdin. O ifadeyi savcıya değil, köpeklere verirsen ha. Daha da bağım yok ki itten çakaldan korktum lan. Derdini biliyorum usta. Veli'yi bu herifler öldürdü. Akılları sıra beni korkutacaklar da ifade vermekten vazgeçeceğim. Hesapları bu şerefsizler. Tamam Mehmet, anlıyorum. Sen sakin ol şimdi. Ama böyle her şeyi tek başına halledemezsin sen. Hoş ben varken sana burada kimse bir şey yapamaz da, sen bana bırak, hallederiz. Sağ ol usta. Ama sen olmasan da gene bir şey yapamazlar.
Ben öyle itten çakaldan tırsıp da savcıya ifade vermekten vazgeçecek bir adam değilim Allah'a şükür. Alayı gelsin. Elim armut toplamıyor. Tamam tamam. Sana korkaksın diyen olmadı oğlum. Sakin ol bir. Durup dururken de kendini kahramanlık için ortaya atma. Riske girmene falan da gerek yok. Gel bir bakalım hele aslanım. Ne istiyorsunuz lan siz bu adamdan ha? Bize hakaret etti. Görecek o. Bu iş burada bitmemiştir Bilaşin. Şu ite bak. Bu iş burada bitmemiştir. Bir de devamı var ha. İş yerinde kavga edeceğiniz. Öyle mi? Ne yapayım lan ben şimdi size ha? Deyuslar sizi. Pılınızı pırtınızı toplayın çabuk kaybolun buradan. Bir daha bu tersanenin yakınından bile geçtiğinizi görmeyeyim sizin. Çabuk defolun buradan. Usta. Yok ulan usta musta. Üçünüz de kovuldunuz. Çabuk defolun. Bana bak kaybol şuradan sermeyeyim de şimdi. Dayanım. Hadi. Sakin ol ya. Tekin usta yaptı gerekeni. Kovuldular işte. Usta kovuldularla iş bitmiyor ki. Bu adamlar suçlu. Veli bu adamlar öldürdü. İtle kopukla senin uğraşmana gerek yok Mehmet. Öldürseler de bırak polis uğraşsın. Biz niye uğraşalım ki? Polis miyiz biz? İş yeri burası. Biz işimize bakalım. Usta öldürdülerse diye bir şey yok. Bu adamlar öldürdü. Yarın ben savcıya ifadem vereceğim zaten. Nermin unutma. Sen başkasını sevsen de ben senden asla vazgeçmeyeceğim. Bana inanmıyorsun ama göreceksin ne kadar ciddi olduğumu. İyi akşamlar Ender Bey. İyi akşamlar. Baba ne oldu ya böyle apar topar çektiğimizi dışarı hayırdır? Abi bu iş çok kötü ciddileşti. Bu çakallar önce Veli'yi öldürdüler. Sonra da gelip bana... Dur bir dakika ya bir saniye. Kendi kendini gaza getirme. Ya sen gece demeden gündüz demeden ekmeğinin peşinde koşan bir adamsın. Savcı değilsin polis değilsin. Zaten işin gerçeği çıkacak ortaya. Bize ne boş. Doğruyu söylemek için illa hakim savcı mı olmak lazım ya? Yazık değil mi o adama? Çoluğuna çocuğuna. Oh be oh be. Tuttu yine Arnavut damarını. Zor tabii Remzi. İstanbul'un havası hava, suyu su değil artık. Vallahi böyle girer. Biz de her şeyi hazırladık işte. Dönüyoruz memlekete. Bir nakliye paramız kaldı. Kamyon mamyon denkleştirip ondan sonra gidiyoruz. Evi ne yapıyorsunuz? Satıyor musunuz? Yok satmayacağız. Kiraya vereceğiz. Ha ciddi misin? Çok iyi bir kiracı adayı var. Hem de çok yakından tanıyorum. İyi olur vallahi. Bu devirde düzgün kiracı bulmak mesele. Kim? Mehmet. Mehmet? Hangi Mehmet? Benim oğlan. Mehmet evleniyor da uygun bir ev arıyoruz ona. Sen de uygun görürsen. Hayırlısı olsun. Benim evim senin evin sayılır Celal. Eksik olma. Kirayı mirayı da düşünmeyin hiç. Aa, olmadı anlaşamadı işte. Evin rayici neyse diğeri neyse. Orası kolay Celal kolay. Onca yıllık ahbaplığımız dostluğumuz var. İcabında içeride biz sırtımızı duvara vermedik. Sana verdik. Sen de şimdi kalkmışsın rayiç maiç diyorsun. O iş başka bu iş başka Remzi. O şekil olmaz. Sen söyle bakalım. Kaça patladı bize bu iş? Kaç yıllık peşini istiyorsun? Ya ne peşini? Neden bahsediyorsun? Benim ihtiyacım olan bir nakliye parası. Biz ev taşıyacağız. Çocuklar ev kuracaklar. Eyvallah Remzi. Sağ olasın, var olasın. Sabah ola hayrola Mehmet'im. Hadi babanın bir çayını daha içelim. Sen gir abi ben geliyorum. Bir Nermin'i arayacağım. Alo. İyiyim bir tanem. Aradım açmadın. Sonra da sen aramışsın. Duymadım. Merak ettim görünce iyisin ya. Şeydeydim hayatım. Otobüsteydim. Telefon çantamdaydı. Duymamışım. Daha sonra seni aradım gerçi ama. Şimdi gördüm ben de. Kahvedeyim. Aleyküm selam. Tamam gülüm. Nermin, nedir bu oflamalar poflamalar? Bir mesele mi var? Niye anlatmıyorsun? Abla ben ne yapıyorum böyle ya? Mehmet'le ilgili bir mesele değil mi? Değil.
Allah'a şükürler olsun ki Mehmet'le ilgili değildi. Başka bir şey. Başka bir şey mi? Ne peki? Adamın biraz sıkıntı oldu. Kuaföre gidip geliyor. Sürekli peşimde. Ne demek sürekli peşimde kız? Bayağı da zengin bir adam. Her gün gazeteleri, magazinleri falan çıkıyor. Bir kere öyle randevu verdi. Ne? Buluştun mu adamla? Yok. Zoraki kabul ettim zaten. Gel ben sana rezale çıkarırım dedi. Bir şey yapar eder işimden olur mu diye kabul etmek zorunda kaldım. Ama gitmedim. Yani gittim de. Neyse. Buluşmaktan vazgeçtim. Mehmet'in bundan haberi var mı peki? Abla deli misin sen? Nasıl söylerim Mehmet'e bunu? Bana bak. Bu adam zengin mengin diye kafan mı karıştı yoksa? Eh be abla. Ya bunu sen mi söylüyorsun? Bilmiyor musun Mehmet'i ne kadar sevdiğimi? Ya Mehmet dururken lafı mı şimdi? Hem senin işten bir parası var diye mi evlendi sanki? Biliyorsun öyle olmadı. Ama insan yaşadıklarına bakınca. Abla sen ne söylemeye çalışıyorsun? Hani diyorum elimiz biraz para görmüş olsaydı. Hayat zor kızım. Çocuk falan da olunca. Pişman mısın yoksa? Eniştemle evlendiğine. Yok canım. Para derdine eniştini gördüğüm mü var ki? Adam bir çıkıyor bir ay sonra dönüyor. Mehmet de daha evlenmeden başladık gece mesaisine. Bu parasızlık çok kötü bir şey ya. Her şeyi mahvediyor. Her şey para. Ama yok abla. Ben senin gibi dayanamam öyle. Aç kalırım. Mehmet'i görmeden duramam. Buyurun efendim. Mehmet Kosovalı. Kosovalı mısın sen? Baba tarafım. Dedeler falan oradan gelmiş. Sultan Murat toprağı. Evladı Fatihan. Polise de aynı ifadeyi vermişsin. Tabii ki efendim. Senden başka bu şekilde ifade veren yok. İş yerinden 4 kişi iş kazası oldu diye ifade vermişler polise. Ben de anlayamadım niye öyle ifade verdiler. Tuhaf. Çünkü olayı ben gördüm. Olay yerine ilk giden benim. Anlıyorum. Dosyayı dava açılması istemiyle ağır ceza hakimine vereceğim. Bir yandan da soruşturmayı derinleştireceğiz. Bu arada mahkemenin işine yarayacak yeni bir şey öğrenirsen... Bu adamların hak ettiği cezayı alması için elimden gelen yardımı yapmaya hazırım efendim. Tebrik ederim seni. Doğru olanı yapıyorsun. Keşke herkes senin gibi cesur davranabilse. Adalete yardımcı olsa. O zaman vaziyet başka türlü olurdu. Müsaadenizle. Diyorum sana. Bak birini tanıyorum. Eleman bir kağıda girdi. Kağıt tavana kilitledi. 3 günde $1 milyon vurdu. Oo, elinde sağlam tüyosu varmış o zaman. Tüyoların en süper olanı şu karşında gördüğün adamda var. Uyuma oğlum. Vay nedir abi? 1'e 5 vermezse ben bu işi bırakıyorum. 1'e 5? Ne diyorsun sen değil mi? Sen güven kardeşine. Kaç yıl oldu be? Bu piyasanın kurdu olduk biz. Başını sağ olsun. Sağ ol evladım, dostlar sağ olsun. Başını sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Allah razı olsun. Ben tersaneden arkadaşım. Allah rahmet eylesin. Çok üzüldük. Bela abinin çocukları.
Evet, iki yetimle kaldım bir başıma böyle. Allah sabır versin. Kimse ne kadar ömrü var bilemez ki. Rahmetli, gideceğiz buralardan diyordu. Sabret, kurtulacağız buralardan diyordu. Ben zaten yakında kurtuluyorum buralardan hala. Bir iş üstünde. Bu problem çıkmadan bir halledebilirsem tamamdır. Ömrü bu kadarmış, yetmedi. İki yetimle bir başıma böyle. Sizden başka geleni yok ha tersaneden. Hani neredeler? Güya aralarından su sızmıyordu. O Murat, Murat olsun. O diğeri olsun. Murat mı? Evet, Murat. Hani şöyle uzunca, esmer, alnı açık biraz. O adam mı? Evet o. Son zamanlar hiç ayrılmaz olduydular. Ne zaman bir şeye ihtiyacınız olursa bana tersaneden ulaşırsınız. Mehmet Kosovalı ben. Allah sabır versin. İkna edersin sen onu. Ne yap et bu işi halle. Nermin'le bizi buluştur. Vallahi bilmiyorum Ender Bey. Yani bu sefer biraz zor olacak. Ya ben elimden geleni yaparım ama. Ha, unutmadan. Bu senin. Çok sağ olun. Ne gerek vardı? Al sen şunu. Al lütfen. Bu ne ki? Çok önemli bir şey değil. Esas sen şu bizim işi hallet. O zaman çok daha fazlasına sahip olacaksın. Tamam Ender Bey. Merak etmeyin. Bir yolunu bulacağız artık. Patronun verdiği şahane, bedava partiye gelmek istemiyorsunuz demek. Madem öyle, ben de bu davetiyeleri başkalarına veririm. Aa, evet, evet, evet. Tamam, sakin. Bu bana. Tamam, bu Nermin. Bana da çok iyi. Ben de sevindim. Tamam, sakin. Pardon, diğer elinizi alabilir miyim? Bana da istiyorum. Bana da ver. Ya ÖSS'yi kazanamazsan bizimkiler beni yurt dışına gönderecekler. Bizimkiler de öyle söylüyor. Aa, belki aynı okula gideriz ha? Yok ya, ben çok sıkılıyorum yurt dışından. Hı. Yani tatile falan gittiğimizde bile 15 gün dayanabiliyorum ancak sonra çok sıkıcı oluyor. Bak ne diyeceğim sana. Yarın akşam süper bir kış partisi var. Kaçalım mı beraber? Şöyle biraz kafa dağıtırız. Yarın mı? Hı hı. Bilmem ki. Aa, anlamam öyle bilmem filan. Geliyorsun. Kaç defa bir yere çağırdım seni hiç gelmedin. Bu sefer itiraz istemem. Tamam. Hoş geldiniz Filiz Hanım. Şeref verdiniz. Merhabalar Nail Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Son gemi projesiyle ilgili hazırlık çalışmaları başlatıldı efendim. Arzu ederseniz hepsini size gösterebilirim. Tabii. Buyurun. Bakın efendim, şu geminin verilmesi. Baba! Gördün mü? Filiz Kervancıoğlu, Sefa Bey'in kızı. Ondan sonra şey...
Sonra söylüyorum. Ya bizi de mi taşıyorsun? Allah Allah. Bilmeyin mühendislerimizi bu projeye kaldırın. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Ben size projeyle ilgili daha da fazla. Şimdi bakın, şurada gördüğünüz. Güzel kız değil mi baba? O kadar zenginliğine rağmen alçak gönüllü ve güler yüzlü. Bana öyle geliyor. Onun yerinde başkası olsa havasından geçilmez şerefsizim. O kadar beğendiysen isteyelim sana. Allah'ım git ya, insanla kafa bulma be. Yani alçak gönüllü dediysen o kadar da değil. Öyle bir kız bizim gibi garibanın rüyasına bile gelmez paşam. Niye abi? Sen insan değil misin? Senin o kızı alacak adamdan ne farkın var? Allah Allah. Gaz vermeyin sana. Neyse, sen şu ifade işini ne yaptın? Ne yapacağım? Sabah gittim verdim sabri ifade. Ha. Abi geç geldi. Sordurdum. İfade vermeye gittim savcıya demiş. Tamam, bakarız işaretine. Günaydın babaların babası. Godfather. Şoluğu bırak, neredeydin ha? Buradayım ve emrinize amadeyim. Sabahtan beri seni bekliyorlar aşağıda. $100,000 kilitlendi. Mührü verdik ama makama uğrayan yok ki. Hadi git hallet şu işi. 100,000 mi? Ha iyi. Kilitlendi falan deyince ben de korktum. Bayağı yüksek bir meblağ zannettim. Yüksek bir meblağ zannetmiş. Adama bak, $100,000 beğenmiyorsun ha? Bana bak haybeci. Bugüne kadar hayatında bir tek kuruş kazanmışlığın var mı ha? Tamam baba ya, hallederiz. Adam ol, bir çivi de sen çak. Ondan sonra geç konuş karşımda böyle. Yeri gelir çivi çakarız. Yeri gelir bina bile dikeriz baba. Sıkma sen canını. Görelim o zaman. Çal çal. Bir çivi de sen çak. Bir çivi de ben ha. Bire beş çakayım da. Sen gör o zaman. Şevki. Buyurun Ender Bey. Şevki, bana acil $500,000 lazım. $500,000 ne? Keş. Ender Bey, kusura bakmazsanız, niçin olduğunu sorabilir miyim acaba? Sakın yanlış anlamayın. Kayıtlarda bunu belirtmem gerekiyor da o sebeple sordum. Ha, her şeyi bilmen gerekiyor ha. Perşembe günü babamın doğum günü. Kendisine bir sürpriz yapmayı düşünüyorum da. Bir tekne mekne bir şey alayım diyorum. Ha. Yalnız babamın bundan haberi olmasın sakın. Tamam mı? Özledim seni. Ben de izin aldım geldim. Dayanamıyorum senin hasretime. Burası çok ortalık. Şöyle içeri geçin. Dikkat et. Sen ne güzel sürpriz yaptın bana böyle ya. Şunu da kafana takalım. Burası tehlikeli. Dur şunu altına vereyim canım. Üşürsün. Ya. Poşet ne? Aa, unuttum ya. Gelirken sana aldım. Belki acıkmışsındır diye. Belki mi? Açlıktan ölüyorum ben. Ay canım benim.
Mustafa, bu iş bize doğru geliyor. Geri dönüş yok bu işin. Ya adamın hiç kimseye eyvallahı yok ya. O kadar üzerine gitti çocuklar, yine de durduramadık. Durur durur. İfadesini de değiştirir, olur biter. Durur da nasıl durur? Adam ölümden bile korkmuyor. Herkesin korktuğu bir şey vardır. Hayatını kaybetmekten korkmuyor olabilir ama... Onun da kaybetmekten korktuğu bir şey var tabii. Bir tek onu kaybetmekten korkuyormuş. Öyle diyor. Anlıyorsun değil mi? Ne güzel yakıştı bu sana. Of bir tanem ya, çok yoruluyorsun. Şu gece mesaisi olmasa. Evimizi tutunca yorgunluk falan kalmayacak. Ondan sonra da bırakırım zaten. İnşallah bir an önce buluruz da sen de kurtulursun mesaiden. Tanem, kıyamam ben sana. Şş, yapma burada böyle şey. Sabır gülüm, sabır. Az kaldı. Neyse ben kalkayım. Senin mesain başlar şimdi. Geç kalma sen. Tamam. Ben seni dolmuşa kadar bırakayım. Sonra başlarım mesai. Ya Mehmet, Allah aşkına ben çocuk muyum? Binerim kendim, giderim. Merak etme sen. Güpegündüz bir şey olmaz buna. Merak etme, kaçırmazlar beni. İki dakika daha yüzünü görecektik. Tamam hadi. Umarım faydalı olmuşumdur. Dikkatli git. Arabanızı arka tarafa aldırdım teyze. Söyle ifadeyi geri çeksin. Yoksa bir dahaki sefere tabutuna sarılırsın ha. Halini beğenecek misin? Beşinci sınıf manikürcü kızlarla soyadımızı lekeliyorsun. Bak Ender, son kez uyarıyorum. Aklını başına topla oğlum. Bu nedir anne ya? İşe bak. İnsan oğlunu takip ettirir mi ya? Bu davranışın çok mu birinci sınıf sanki?
Bu yaptığın insan özel hayatına tecavüz değil de ne? Bana bak. Bir de zeytinyağı gibi üste çıkmaya çabalama. Hem suçlu hem güçlü. Bana çocuk gibi davranmandan, sürekli emirler vermenden bıktım artık anne. Terbiyesizlik etme, otur. Babam da sen de ikiniz de beni göz hapsinde tutmaktan vazgeçin artık. Ben artık 15 yaşında değilim, tamam mı? Kenar mahalle kızlarıyla geze geze senin de ağzın bozuldu. Beni hiçbir zaman dinlemiyorsunuz ki. Siz benim ne istediğimi nereden biliyorsunuz? Ben kimim, nasıl biriyim? Sahiden beni tanıdığınızı bile sanmıyorum. Ender! Parmağın varsa gebertirim seni. Taş at. Nermin? 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 Ne oldu kızım? Çok acayip bir şey oldu baba. Ne? Bir adam beni tehdit etti. Eyvahlar olsun. Bu da mı gelecekti başımıza? Tehdit mi? Ne tehdidi kızım? Kim yaptı bunu? Bilmiyorum, tanımıyorum baba. Seni niye tehdit etsinler ki? Ne bileyim abla. Dolmuşta bir adam yanıma geldi. Söylememe de ifadesini değiştirsin. Yoksa bir dahaki sefere tabutuna sarılırsın dedi. Mehmet ne? Ne ifadesiymiş bu? Bak işte. Hem çulsuz hem dik başlı. Kim bilir ne halklar karıştırdı. Anne lütfen. Kızın halini görmüyorsun. Mehmet'i çekiştiriyorsun. Mehmet nerede? Tersanede mi? Evet baba. Şükrü. Yürü oğlum. Ben de geleceğim baba. Sen kal oğlum. Evde bir erkek olsun. Selamün aleyküm Tufan. Aleyküm selam Sabri Usta. Hoş geldin. Eyvallah. Hangi rüzgara borçluyuz bu ziyareti? Abi özlettin kendini ya. Gelemiyoruz işte Tufan. Bizim Mehmet'i ziyarete gelmişti. Müsaade var mı? Ne demek abi, estağfurullah bunu iş. Eyvallah, geri oğlum. Sağ olun. Eyvallah. 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 Sağ olun çocuklar. Sağ olun. Dediğim gibi yaparım. Oo Sabri Usta. Hoş geldin ustam. Tamam tamam. Sağ olun. Hoş geldin Sabri Usta. Sağ olun. Gel usta içeri geçelim. Sıcak bir çay içelim. Bizim Mehmet'i görmeye geldim. Buralarda mı? Gemide usta. Çağır da gelsin. Git oğlum. Mehmet'i çağır gelsin. Sabri Usta geldi deyin. Buyur usta. Ustam özledik valla. Ortalarda yoksun. Buyur otur. Sağ ol. Peki. Nasıl, Mehmet'ten memnun musun? Aslan gibi çocuk. Memnunuz tabii. O da geceye alışıyor yavaş yavaş. Aman fazla alışmasın ha. Yok Sabri Usta. Eskisi gibi değil. Artık herkes işine bakıyor. Mehmet'in başında bir bela falan yok değil mi? Bu aralar pek tatsız da.
Yok Sabir Usta, diş falan yok başında. Duymuşsundur. O arkadaşın ölümü yordu Mehmet'i biraz. Bir şey demedi damat. Ne oldu ki? Beraber çalıştıkları Veli diye bir arkadaşı. İş kazası işte. Hay Allah. Allah rahmet eylesin. Gel Mehmet gel. Ustam hoş geldin. Hoş bulduk Mehmet, hoş bulduk. Usta nasılsın ya? İyidir Mehmet, ne olsun? Neyse ki yüzünü gördük ha. Var mı yine sefer? Var ya, gidiyorum 3 güne kadar. Baba hayırdır? Yarım azık mı var? Ha, yok oğlum yok. Yok bir şey. Hem seni görelim dedik, hem de arkadaşları bir ziyaret edelim dedik. Özlemişiz Sabri Usta'yı biz de. Damatla bu gece bir işimiz var. Uygunsa alıp götüreceğim. Ne demek usta? Al götür. Eyvallah. Yaşar Usta'ya da söyleyin. Mehmet yarın biraz geç gelebilir. İdare etsin. Baba her şey yolunda değil mi? Yok bir şey oğlum. Sen git üstünü değiştir. Gel de müsaade alalım. Baba, içeride de sordum, geçiştirdin. Hayırdır böyle apar topar çıktık? Tersanede geçenlerde bir adam ölmüş. Tekin öyle söyledi. Evet. Sen de olayla ilgili gidip ifade verdin değil mi? Bak oğlum, bu tersanede yıllarca çalıştım ben. Kendi içinde bir devlet gibidir. Bin bir türlü dolap döner burada. Pek öyle sağa sola bulaşmadan işini yapman lazım. Tersine bir yere bastın mı neler olabileceğini anlayamazsın. Pisliği her yere bulaşır. Adamın sevdiklerine bile bulaşır bunlar. Ne gibi? Ne diyorsun baba? Dur dinle. Akşam eve dönerken Nermin'i tehdit etmişler. Ne? Nermin'i mi tehdit etmişler? Ne diyorsun baba? Nermin iyi değil mi şimdi? Nerede şimdi o? Sakin ol. Yok bir şey. Nermin evde. Her şey yolunda şimdilik. Minibüste itin teki yanına oturmuş. Mehmet'e söyle ifadesini değiştirsin demiş. Nermin'e söylemiş ha? Şerefsiz. Abi bulur bineriz tepelerine. Nermin'in gölgesine zarar verecek adamı kafasını kopartır. Ulan çektim seni tersaneden bu gece vakti. Bir kafanı topla. Nedir ne değildir bilelim. İfadesini çeksin ha. Ulan gidip kızı tehdit ediyor korkak köpekler. Korkma gülüm. Kimse bir şey yapamaz. Senin saçının tenine zarar gelse dünyayı yakarım. Kendim için korkmadım. Senin için korktum. Mehmet'e söyle ifadesini vereceksin. Yoksa tabutuna sarılırsın dedi. Endişelenme sen. Avlayan köpek ısırmaz. Nasıl bir herifti bu? Vallahi kirli sakallı, yüzünde yaralar olan, alnı açık bir adamdı. Tamam canım benim. Sen içini rahat tut. Ufak bir olay olmuştu, hallettik biz. Mehmet çok korktum bir tanem ya. Ya sana bir şey yapsalardı? Oğlum geçen akşam sen de gördün. Kahvede konuştuk Remzi'yle. Şu ev meselesi hani. Hala bir haber bekliyor. Vallahi çok iyi olur da babam. Bir iki gün daha bir bekleyebilsem. Bir yolunu bulsak tutsak iyi olur.
Hem tanıdık adam, sıkıştığın zaman idare eder. Şu ev işini halletsek de Asiye'nin de dilinden kurtulsak. Kadın vır vır ediyor. Nermin de al, bir ara bakın eve. Daha düğün dernek olmadan kötü olacağız kadınla sonunda. Anacığım, kadının huyu öyle, siz aldırmayın onu. Konuşsun dursun. İnşallah şu eve taşınınca susar. Günaydın. Günaydın abla. Gel otur kızım. Yok, oturmayacağım anne, iştahım yok benim. Bir iki lokma bir şey ye, aç karnın olmaz ki öyle akşama kadar. Ya abi, bir şey söyleyeceğim. Söyle. İçeride söyleyeceğim. Söylesene kızım. Ya bir dakika, gelsene. Allah Allah, yabancı var sanki. Nedir Özlem? Abi şey, dershaneden soru bankası almam lazım. Ne kadar? 60. 60 mı? Kızım, o paraya soru bankası değil, normal banka alınır ya. Sen de iyi çalışıyorsun değil mi? Çalışıyorum abi. Aman çalış. Bak, görüyorsun halimizi. Ne yap et, iyi bir yeri kazan. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Ender ya, ne bu sürat sabah sabah mahkeme duvarı? Hiç keyfim yok Filiz. Onu diyoruz ya zaten, bizde ne oldu? Annemle takıştık biraz. İlk defa takışmıyorsunuz herhalde. Bu seferki pek mi ciddi? Nermin'le ikimizin fotoğraflarını çektirmiş. Düşünebiliyor musun? İnanmıyorum ya. Hiç hoş değil bu. Aynen öyle. Senin de boşuna günahını aldım. Getirdi önüme attı. Resmen peşimize dedektif takmış. Böyle bir şey var mı ya? İnsanoğluna bunu yapar mı? Sen de bu sefer fazla ileri gittin. Size bir şey olmuyor tabii. Yazık değil mi kızcağıza? Hiç kimse onu düşünmüyor. Kızın sevdiği biri var Ender. Ne işin var hala onun peşinde? Sen nereden biliyorsun ki? Tersaneye gitmiştim bir iş için. Orada rastladım ikisini. Afiyet olsun efendim. Sen de bildiğine göre rahat bırakırsın artık kızcağızı. Niye bırakacakmışım? Ben rekabeti severim. Ender, bu senin bildiğin rekabet alanlarından biri değil. Hem insanların hayatı üzerinden rekabet edilmez. Kızın hayatını alt üst ediyorsun. Hiç düşünmüyor musun? Ya sen demiyor muydun? Gerçekten sevebileceğin birini bulmayı, gerçek aşk denilen şeyle tanışmayı istemiyor musun diye. Ne alakası var? Buldum işte. Bu kız fakir. Cebinde parası yok. Asgari ücretle çalışıyor. Pırlanta gönderiyorum ama reddediyor. Ben pırlantayı reddedecek kadını hayatımda tanımadım ya. Benim çevremdekilerin hepsi buna bayılır. İşte tam gerçek aşk için gerçek bir aday. İyi de Ender, bu kızın sevdiği biri var diyorum. Tamam, bu gayet normal. Bir kadını her zaman iki erkek sevebilir. Bu olmayan bir şey değil ki. Önemli olan kimin daha çok sevdiği. Bunu ona da söyledim. Oo, sen işi bayağı ilerletmişsin. Annem boşuna dedektif takmamış peşine. Dur, annem deme ya. Peki, diyelim ki söylediklerinde samimisin. Diğer kızlardan vazgeçecek misin? Bir dakika, orada dur bakalım. Ona bakacağız. Bu kadar aceleye gerek yok. Ben senin gibi manastır hayatı yaşayamam. Günaydın. Ender, nereye? Dur bir dakika, seninle konuşacaklarım var. Benim yok anne. Ender, nereye diyorum? Niye soruyorsun ki anne? Ne de olsa dedektifim var. Akşam fotoğraflara bakıp nereye gittiğimi öğrenirsin zaten.
dikkat et kendine, tamam mı canım? Tamam gülüm, sen endişelenme. Çözdük diyorum biz o meseleyi. Başka şeyler düşün. Doğacak çocuklarımız falan. Yorma kafanı. Bak, sana iyi bir haberim var. Ya dur Mehmet. Bu iyi haberler hiç bitmiyor ama bir şey olduğu da yok. Ev meselesiyle artık beni umutlandırma. Umutlarım kırılmasından yoruldum. Umudumuzdan başka neyimiz var ki gülüm? Ne bileyim. Sanki hiç olmayacakmış gibi. Hiç evlenemeyeceğiz. Hiç ev bulamayacakmışız gibi. Ömrümüzün sonuna kadar hep ev bakarak geçecekmiş gibi. Biliyorum saçma ama böyle hissediyorum. Sen böyle dersen benim hayattan umudum kalmaz. Benim içinde senin olmadığın tek bir hayalim bile yok. Kötü bir his var. Ne gibi? Ne bileyim. Sanki kötü bir şey olacakmış gibi. Sana kötü bir şey olacakmış gibi hissediyorum. Sen kalbini ferah tutayım. Ellerin ellerimde oldukça kıyamet kopsa bana hiçbir şey olmaz. Geç kalıyorsun. Buldun mu çakalın adresini? Aha. Ben de seni arayacaktım. Neredesin baba ya? Ne oldu abi? Bu senin şerefsiz yok mu? Kaçıyor baba. Haydarpaşa tren istasyonundan trene binip memleketine uçacak. Ben de geleyim mi? Yalnız gitmeyeceksin değil mi oraya? Ben hallederim. Ya sen işine bak. Bak paşam, bir delilik falan yapmayasın ha. Ya yapmam delilik melilik, tamam, merak etme sen. Tamam abi, sağ ol, görüşürüz. Ne yaptın sen? Verdin mi kararını? Ne yapıyoruz? Afiyet. Teşekkür ederim. Baba bak, para burada. Timuçin, bak bir daha soruyorum. Sağlam değil mi senin şu tüyo? Vay vay vay. Adamıma bak be. Paranın kokusunu aldı. Hazırlığını yapmış bile. ...500 bin. Peder duymasın. O bahsettiğin kağıt var ya. Evet. Hemen alıyoruz kanka. O kağıt var ya o kağıt. Bir haftada tavana kilitlenir. İstesek de bulamayız. 1'e 5 verecek diyorsun ha? Abi sağlam tiyon var diyorum sana ya. Şşt. Çıtır yapacağız abi, çıtır. O ne ya? Şu demek abicim. Parayı bir haftada katlayacağız demek borsa dilinde. Anladın mı? Bakalım parayı önüne yığınca ne diyecek bizim peder? Timi, sen bu parayı katla. Söz, ben de sana bir çıtır yapacağım. Hem de hangi ülkeden istersen. Kızlar, akşam herkes partiye geliyor mu? Evet. Azıcık susayım ama şöyle şekil yapalım kendimize. Ne o kız? Kışın gözün ayrı oynuyor. Zilli. Nermin, hadi gel sana şöyle güzel bir makyaj yapalım. Böyle her zamanki suratla gidilmez partiye. Ne makyajı ya, ben gelmeyeceğim ki. Hayda. Ne demek gelmeyeceğim şimdi? Kızım 40 yılın başı bir eğlenmeye gideceğiz ya. Hem bak patrona çok ayıp olur. Kadın o kadar masraf yapmış, çalışanlarına parti düzenlemiş, davetiye göndermiş. Olmaz mı ya, hem gece kalamam ki. Ya sana gece kal diyen var mı? Şöyle bir görünürsün, ondan sonra gidersin. Ya maksat patrona ayıp olmasın yani. Ya bilmiyorum ki. Hem şimdi Mehmet... Başlama yine. Herkes geliyor. Hep beraber gideceğiz, hep beraber çıkacağız. Bir şey demez Mehmet. İş yerini düzenlediği bir kutlama işte. Ya buna da karışılmaz ki.
Kardeş! Sus! Şimdi kardeş oldu değil mi? Sen kızı nasıl tehdit edersin lan? He? Dinle beni. Eğer bir daha o kızın gölgesine girersen Azrail'in olduğunu söyle. Anladın mı? Söz konusu. Kimin hesabına çalışıyorsun lan sen? Niye öldürdünüz lan o garibanı? Konuş lan! Ben bir şey yapmadım. Sen bir şey yapmadın da niye öldü o çocuk? Konuş! Beraber çalışıyorduk. Mal çaldı. Ne malı lan? Olmasını söyleyemeyiz. Bize emir verirler, emri yerine getirir. Kimden alıyorsun emri? Konuşursam beni öldürürler. Kimler kardeş? Kardeş! Kardeş! Ben gebereceğim zaten sizden de olsun. Kardeş direk geliyor. Bir daha sormayacağım. Kimden emir alıyorsun? Direk, direk. Herkes ister ama bizim gelebileceğimiz yerler değil buralar. Ya patronu göremedim. Jardan'ın gelmeyecek miydi? Ya çok kalabalık. Ben de göremiyorum. E canım belki daha geç saatte gelir onlar. Bakar mısınız? Gelecek miydi ki? Görürsen bana da haber ver. İnanmıyorum ya. Müge, bu da tesadüf değil mi? Yani senin bunda hiçbir suçun yok. Gerçekten de çok garip vallahi. İnanmıyorum ya, tesadüfün bu kadarı. Ya kızım çok normal ama. Sözse böyle yerlere her gün geliyor. Lütfen Nermin ya, inan bana planlanmış bir şey yok ortada. İnanmıyorum ya. Tesadüf üstüne tesadüf. Kızlar, bu kadar rastlak da bir tuhaf. Hiç inandırıcı değil. Yoksa siz beni mi takip ediyorsunuz ha? Adam cinayeti gördü. Gitti savcıya da ifadesini verdi. Murat'ı da polise teslim etti. Şimdi de burada. Eğer o adam bu gece de buradan sağ çıkarsa biz de hapishanede 30 sene gemi maketi yaparız Cevat. Sanki geçen seneki parti daha bir güzel, daha bir eğlenceliydi. Sence de öyle değil mi? Evet, evet. Hafta sonu daha eğlenceli bir yere gideceğiz. Nasıl ya? Ne oldu? Tanıdık biri mi? Şey, gittiğim kuafördeki manikürcülerden biri. Hadi kızlar bu tarafa geçiyoruz. Şöyle güzel bir masa ayarlayayım size. Gerek yok. Hadi kızlar.
garsonlara verdiği bahşiş bizim maaşımız kadar. Nasıl kızlar? Beğendiniz mi yerinizi? Süper. Seni arkadaşlarla tanıştırayım. Ben zaten tanıyorum. Bak bakalım manikürüm gelmiş mi? Hadi dans edelim. Yüzgeçleri, solungaçları falan vardır. Gemi yarım bakımdan çıkıp gidiyor. Mehmet kardeş artık Alaska'da mı olur, Kanarya Adaları'nda mı? Bir balinanın karnında gözlerini açar. Nermin.